Doktor Şeyh Musa Gökalp, suç unsuru içerdiğine ilişkin hiçbir somut kanıta dayanmayan yalan beyan ve iftiralarla özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Edirne Tabip Odası yönetimi, 55 gündür tutukluluk hali süren Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şeyhmus Gökalp'in haksız tutukluluğunun sonlandırılarak yargılamasının tutuksuz devam etmesi gerektiğini açıkladı. Edirne Tabip Odası Onur Kurulu üyesi Profesör Doktor Cengiz Tuğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Doktor İmran Yeni Ocağ'ın da hazır bulunduğu basın açıklaması oda lokalinde yapıldı. Başkan Profesör Doktor Gürcan Altun, meslektaşlarıyla ilgili süreci anımsatarak Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Şeyhmus Gökalp'in 20 Kasım 2020 tarihinde sabah saat 5.30'da evine yapılan baskınla gözaltına alındığını, 23 Kasım'da çıkarıldığı mahkemece hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtti. Avukatlarının itirazlarına rağmen 55 gündür tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Altun, haksız tutukluluğun sonlandırılmasını, yargılamasının tutuksuz devam etmesi gerektiğini ifade etti. Aradan geçen 2 yıla yakın sürede ifadesine dahi başvurulmayan Doktor Şeyh Musa Gökalp, suç unsuru içerdiğine ilişkin hiçbir somut kanıta dayanmayan yalan beyan ve iftiralarla özgürlüğünden yoksun bırakılmıştır. Doktor Şeyh Musa Gökalp, meslek örgütümüzdeki çalışmalarında iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan, sağlık hakkı ve insan hakları mücadelesi veren örnek bir hekimdir. 2014-2018 yılları arasında meslek örgütümüzün Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi'nde görev almış, Eylül 2020'de yapılan 72. Büyük Kongre'de de Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, hekimlik mesleğinin saygınlığını, mesleğe duyulan güveni, hasta ve hekim haklarını, mesleki deontolojiyi ve etik değerleri koruma yükümlülüğünü, evrensel etik değerler ve ulusal yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür. Yapısı, görev alanı ve çalışma ilkeleriyle Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu, mesleki bağımsızlığın ve meslek örgütü özerkliğinin korunmasında önemli bir yer tutmaktadır. Covid-19 pandemisi boyunca yaptığı doğru ve yerinde açıklamalarla halkın sağlığını koruma adına üzerine düşen ödevi hakkıyla yerine getiren ve bu konudaki başarısı kamuoyu tarafından da takdirle karşılanan Türk Tabipleri Birliği'ni yıpratmaya yönelik bir çaba olduğunu düşünüyoruz bunu. Bu nedenle bu tutuklamayı kabul etmiyoruz.